Hamas'tan bir uyarı gelmişti. Bakın, füzeler ardı ardı ateşleniyor. Şu an Ashkelon'dayız. Ashkelon'un giriş noktası burası. Saat 17.00'da bir uyarı gelmişti Hamas'tan. Sivillerin bölgeyi terk etmesi denmişti. Uyarı yapılmıştı. Ve saatler 17'yi gösterdiği andan itibaren de yoğun bir füze atışı başladı. Şu anda Gazze şeridinden. Bir de görüyorsunuz, bakın. Hedef alınan nokta Ashkelon. Gazze sınırına çok yakın bir nokta. Ve ard arda da demir kubbe şu anda devreye girdi. Ard arda patlama sesleri geliyor bulunduğumuz noktaya. Siviller panik içinde. Evet, duyuyorsunuz, bakın hemen karşısındaki patlama seslerini. Şu anda gökyüzünde tamamen füzelerin oluşturduğu bulutları görebiliyoruz. Günlerdir devam eden hava harekatı dördüncü gününde ve sivillerin hedef alınmasını gerekçe gösteren Hamas bir uyarı yapmıştı. Misilleme yapılacağını duyurmuştu. Karşı saldırı yapılacağını duyurmuştu ve saat 17 içinde bir uyarı yapıldı. Ashkelon'u vuracağız dediler ve sivillerin bölgeyi terk etmesi uyarısında bulunuldu. Dakikalar önce, 10 dakika önce de Kassam Tugaylarının lideri, sözcüsü "biz uyarımızı yaptık" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte o açıklamanın hemen ardından ki burası Ashkelon, Gazze sınırına yakın kentlerden biri. Siderot vuruluyordu. Ashkelon için uyarı gelmişti ve dakikalar önce de o atışlar başladı. Gazze şeridinden belki onlarca, tabii tespit etmek mümkün değil, onlarca füze Ashkelon bölgesine fırlatıldı. Ve ardından da demir kubbe, İsrail'in hava savunma sistemi devreye girdi ki canlı yayında da ekranlara geldi. Şu anda o patlamaların duyulmasının ardından da bakın araçlar artık daha hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Seri bir şekilde bölgeyi terk ediyorlar. İsrailliler, bakın yukarıdaki şu anda Cüneyt Özal'ın ekranlara getirdiği alan. Normalde bulutsuz bir hava vardı. Şu anda o noktada, havanın açık olduğu o noktada bakın bir bulut kütlesi oluştu. O oval bulutları görebiliyorsunuz çember halinde. İşte onlar Gazze şeridinden Ashkelon'a fırlatılan, Kassam Tugayları tarafından fırlatılan füzeleri imha eden demir kubbe sistemi, hava savunma sisteminden, füze bataryalarından fırlatılan füzeler bir kısmını, tabii şu an için ne kadar imha edildi, ne kadarı Ashkelon'a isabet etti, daha çok sıcak bir gelişme. Biz de az önce, yaklaşık yarım saat önce bu uyarının yapıldığı dakikalarda, bakın bakın araçlar nasıl kaçıyor, bakın hızla, işte İsrailler bölgeyi terk ediyorlar. Uyarı yapılmıştı. Bir anda bir teyakkuz hali baş gösterdi. Polis ekipleri az önce Siderot'taydık. Orada bir acil durum müdahalesinde bulundu polisler. Ekipler teyakkuz durumuna geçmişti. Bir sızma girişimi mi var acaba şeklinde yorumlandı. Bu gelişme ardından bir uyarı geldi. Ashkelon'u vuracağız dedi Hamas yetkilileri. Ve işte bu uyarı içinde saat 17'yi işaret etmişlerdi ki saat 17 itibariyle de füzeler gökyüzünde görülmeye başladı. Ardından da demir kubbe sistemi günlerdir Gazze şeridinden İsrail yerleşim noktalarına fırlatılan o füzelerin bir kısmını, birçoğunu imha eden, havada imha eden o Iron Dome dedikleri demir kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. Tabii buradan bir tespit yapmak mümkün değil. Öyle ki şu an için atılan füzelerden, roketlerden
Başkelon'a isabet eden ol mu? Bunu elbette ki buradan tespit etmemiz mümkün değil. Ama hızlı bir kaçışın başladığını söyleyebilirim. Bir panik hali var. Az önce onlarca füze üzerimizden geçerek Askelon'a doğru giderken bir taraftan da dediğim gibi hava savunma sistemleri devreye girdi. Sirenleri duyduk. Sirenler çaldı önce. Bu elbette ki sığınaklara gidin, bölgeyi terk edin, güvenli alanlara gidin uyarısı. Ve bakın araçlar normalde hız sınırının çok üzerinde seyretmeye başladılar. Panikli bir kaçış var, panik halinde bir kaçış var. İşte görevli araçlar, güvenlik güçlerine ait araçlar, bakın onlar da hızla bölgeyi terk ediyorlar. Tabii şu an için Askelon merkezinde nasıl bir manzara ortaya çıktı? Günlerdir vuruluyor. Aşdot vuruluyor. Yine Siderot Gazze sınırına çok yakın bir nokta. 3-3,5 kilometre kuş uçuşu o nokta vuruluyordu. Kassam Tugayların, evet, sirenler çalmaya başladı. Tekrardan sirenler çalıyor. Evet, şu anda yeniden Askelon'da siren sesleri yankılanmaya başlandı. Siren sesleri çalıyor. Bakın tekrardan füzelerin o ardında bıraktığı bulutları görebiliyorum. O izi görebiliyorum. İşte yeniden Askelon semalarında füzeler patlamaya başladı. Arda arda patlama sesleri duyuluyor. Bakın gökyüzünde yeniden o füzelerin bıraktığı izler oluşmaya başladı. Yoğun bir füze atışı var Gazze şeridinden Askelon'a. Şu anda ve işte kara harekatı beklenirken bir taraftan da füzeler karşı taraftan, yani Gazze şeridinden Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları tarafından füzeler atılmaya devam ediyor ki bu atışlar neticesinde çeşitli noktalardan sızmalar olmuştu. İsrail yerleşim noktalarına giren Kassam Tugayları olmuştu. Bunlar neticesinde de 900, 1000'e yaklaştı, hatta 1000'in üzerinde sivil hayatını kaybetti İsrail'de.